MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Ekonomik operasyonların 2022 yılını kundakladığını belirten Bahçeli, Kafkaslardan Balkanlara, Orta Asya'dan Orta Doğu'ya, Afrika kıtasından Avrupa'ya, Akdeniz'den Pasifik'e mütemadiyen gelişen ve gerçekleşen devasa gerilimler 2022 yılını gölgelemiştir. İnsanlık huzura susamıştır. İnsanlık daha güvenli, daha adaletli, daha merhametli, daha refah dolu bir hayata yine uzak kalmıştır ifadelerini kullandı. Emeklilikte yaşa takılanlar sorununun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde köklü çözüme kavuşacağının altını çizen Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gereğini gecikmeksizin yapacak, hak hak sahibine iade edilecektir. Asgari ücretin 2022 yılı Ocak ayına göre neredeyse %100 zamla 8500 liraya çıkarılması, dar ve orta gelirli insanlarımıza makul gelir aktarımı, sosyal konut desteği, emekli ve memur maaşlarıyla işçilerimizin ücretlerinde enflasyonu etkisiz kılacak adaletli artışlar, kuşkusuz toplumsal rahatlamayla birlikte 2023'ün çok daha güzel olacağının habercisi niteliğindedir," diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasının devamı şöyle. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde aziz milletimizin seçimi ve tercihiyle hem 13. Cumhurbaşkanı'nı hem de 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni belirlenecektir. Bu haliyle 2023 aynı zamanda demokrasi ve sandık yılıdır. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında yapılsın, isterse erken alınsın. Biz iki seçeneğe de varız ve hazırız. Bu kapsamda seçim kararının alınabilmesi için ya 360 milletvekilinin evet oyuyla meclis kararı gereklidir ya da Cumhurbaşkanımızın anayasal yetkisine dayanarak Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. Bahse konu bu iki yolda da hukukidir. Anayasal bir yetkinin kullanım hakkıdır. Altılı masayı oluşturan partilerin 6 Nisan 2023'ten önce başla yapılacak bir seçime sıcak bakıp sonrası için ipe un sermesi demokratik ve dengeli bir siyasi tavır değildir. Biz bunları bir türlü çözemedik. Uzaktan mı adamlar adamlıktan mı uzaklar belli değildir. Açık değildir. Muhalefet kenanın karmaşa ve kargaşa içinde olduğundan dolayı iradesizliği saklanamayacak boyutlardadır. Bir defa kendi aralarında uzlaşmaktan acizdirler. Hal böyle olunca meclis çatısı altında ünlemli akıllarıyla soru işaretli anlayışlarıyla sorgulanan amaçlarıyla bir uzlaşma vasatına yanaşmaları bugünden değerlendirildiğimizde son derece güçlü